Daha önce e-başvuru üzerinden seyahat belgesi vermek üzere tecrübe ettiğimiz ve başarılı olduğumuz yöntemi çalışma izinleri açısından da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önceden düzenlenmiş olan tüm belgeleri 2 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli kıldık. Ayrıca e-başvuru sistemine girişte ilk günlerde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklı mağduriyet oluşmaması için genelgemizin ekindeki görev belgesinin manuel olarak doldurulup 7 Mayıs Cuma gününe kadar kullanılabilmesi imkanını da getirdik. Görev belgesi uygulamasının çalışma usulü de şu şekilde. Başvuru sahibinin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu iş yeri sicil numarası ve iş yerinin faaliyet alanına göre alınan NACE kodu tespit ediliyor. Muafiyet kapsamında ise sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi üretiliyor. Elbette ki yığılmalar dolayısıyla zaman zaman aksaklıklar yaşanmış olabilir. Ama ifade ettiğim gibi burada da görev belgesinin manuel doldurulması konusunda tanıdığımız esneklikle bu sorunun da önüne geçmiş olduk. Salgın ile mücadele kapsamında 2021 yılı Nisan ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirilmiş. Ayrıca 73 bin 650 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapılmıştır. Burada önemli olan 17 günün sonunda aziz milletimizin yaptığı fedakarlığın karşılığını alabilmektir. Bu da hepimizin elindedir.